Hi, I'm Brian. I'm 12 years old. I'm from Canada. My favorite activity is trekking. I go trekking every Sunday, but I can't go skiing. I want to learn skiing, then I want to try ice skating. I think it's an exciting activity. Merhaba, ben Brian. 12 yaşındayım. Kanada'danım. En sevdiğim aktivite doğa yürüyüşü. Her pazar doğa yürüyüşüne giderim. Ama kayak yapamam. Kayak yapmayı öğrenmek istiyorum. Sonra da buz patenini öğrenmek istiyorum. Bence bu heyecan verici bir aktivite. Which of the following is not correct according to the text? Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir denmiş. Yani yanlış olan isteniyor bizden. A şıkkı, he wants to learn skiing. Kayak yapmayı öğrenmek istiyor denmiş. Brian bunu söylemişti. Kayak yapmayı öğrenmek istiyorum demişti. A şıkkı doğru. C şıkkı, he loves going trekking. Doğa yürüyüşü yapmayı sever denmiş. En sevdiği aktivite zaten trekking ve her pazar gittiğini de söylemişti. Bu yüzden C şıkkı doğru. D şıkkı, he goes trekking on the weekends. Hafta sonları gider trekking'e denmiş. Her pazar gittiğine göre hafta sonları gider deriz. D şıkkı da doğrudur. B şıkkı, he thinks ice skating is boring. Buz pateninin sıkıcı olduğunu düşünüyor denmiş. Kayak yapmayı öğrenmek istedikten sonra bir de buz patenini denemek istiyorum demişti ve buz pateni için heyecan verici olduğunu düşünüyorum demişti. Bu yüzden sıkıcı diyemeyiz. Yani yanlış olan B şıkkıdır. It's an exciting team sport. You can play it on a pitch. There are two teams and 11 players in each team. You need a ball and you must kick the ball with your feet. Bu heyecan verici bir takım sporu. Bir sahada oynuyorsun. İki takım var ve her takımda 11 oyuncu var. Bir topa ihtiyacın var ve topu ayağınla tekmelemelisin. Which sport does Jack talk about? Jack hangi spor hakkında konuşuyor denmiş. 11 oyuncudan oluşan takımlar var ve topa ayağınla vurduğuna göre bu futbol. B şıkkına voleybol, C şıkkına tenis, D şıkkına basketbol verilmiş. A şıkkında soccer verilmiş. Soccer Amerika'da bizim futbol için kullandığımız kelime. Doğru seçenek A şıkkıdır. It's an exciting team sport. You can play it on pitch. There are two teams and 11 players in each team. You need a ball and you must kick the ball with your feet. Heyecan verici bir takım sporu. Bunu bir sahada oynuyorsun. İki takım var ve her takımda 11 oyuncu var. Bir topa ihtiyacın var ve topu ayağınla tekmelemelisin. In the speech bubble, there's no information about the blah blah blah. Konuşma balonunda ne ile ilgili bilgi yoktur diye sorulmuş. A şıkkında rules of the game, oyunun kuralları denmiş. İki takım olması, takımlarda 11 oyuncu olması, topu ayağınla tekmelemen kurallara dahildir. B şıkkı number of players, oyuncu sayısı. Buna demiştik ki her takımda 11 oyuncu. Bununla ilgili bilgi mevcut. C şıkkında equipment of game, oyunun ekipmanları, bir topa ihtiyacım var denmişti metinde. D şıkkı ile ilgili bilgi de mevcut. C şıkkı ile ilgili. D şıkkında name of game, oyunun adı denmiş. Oyunun adı verilmiyor metinde. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. According to the table, Kyra, tabloya göre Kyra denmiş ve cümlenin devamını tabloya göre bizim doldurmamız istenmiş. Yani doğru olan ifadeyi bulacağız. A şıkkında Kyra plays volleyball before she does karate. Karate yapmadan önce voleybol oynar denmiş. Baktığımızda voleybolu perşembe günü oynuyor. Karate ise pazartesi günü, yani karate daha önce. Bu durumda A şıkkı yanlış. C şıkkı Kyra doesn't ride a bike on weekdays. Hafta içi günü bisiklet binmez denmiş. Baktığımızda cuma günü cycling, yani bisiklete binme var. Demek ki hafta içi bisiklete biniyor. C şıkkı da yanlış. D şıkkı Kyra goes swimming on Wednesdays. Çarşamba günleri yüzmeye gider denmiş. Wednesday, yani çarşamba gününe baktığımızda skateboarding, kaykay olduğunu görüyoruz. D şıkkı da yanlış. B şıkkı Kyra goes skateboarding before she plays volleyball. Voleybol oynamadan önce kaykay biner denmiş. Voleybola baktığımızda perşembe günü olduğunu görüyoruz. Kaykay ise çarşamba günü, yani kaykay daha önce. Bu durumda doğru olan B şıkkıdır.
Jenny asks her friends about their favorite sports. The chart below shows two of her friends' favorite sports. Jenny, arkadaşlarına en sevdikleri sporları soruyor. Aşağıdaki tablo, arkadaşlarından iki tanesinin sevdiği sporları göstermektedir. Which one of the following is not correct according to chart above? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir denmiş. Yani yanlış olan isteniyor. 5G, Hannah likes jogging but Carol doesn't like it. Hannah koşu yapmayı sever ama Carol bunu sevmez denmiş. Hannah turuncuyla gösterilmiş ve jogging'e baktığımızda Hannah'ın en sevdiği spor olduğunu görüyoruz hatta ama Carol pek de sevmiyor. En azı yeşil olarak çünkü Carol verilmiş. Bu durumda B şıkkı doğrudur. C şıkkı Carol's favorite activity is playing tennis. Carol'ın en sevdiği aktivite tenis oynamak denmiş. Carol yeşille gösterilmişti. Yeşilin en yüksek olduğu da baktığımızda tenis. C şıkkı da doğru bu yüzden. D şıkkı jogging is Hannah's favorite sport. Koşu yapmak Hannah'ın en sevdiği spor denmiş. Hannah turuncuyla gösteriliyor demiştik ve turuncunun en yüksek olduğu da baktığımızda jogging. Bu durumda D şıkkı da doğrudur. A şıkkı both Hannah and Carol enjoy team sports most. Hem Hannah hem de Carol en çok takım sporlarını severler denmiş. Önce Carol'a bakalım. Yeşille gösteriliyordu. Carol'un en sevdiği spor, yani en yüksek yeşil çubuk, tenis. Bunu eşli de oynayabiliriz. Eşsiz tek başımıza da yapabiliriz bir rakiple. Bir de Hannah'ın en sevdiği, turuncunun en yüksek olduğu jogging'di. Bu da koşu. Bir takım sporu değil, bireysel olarak yapılabilen bir aktivite. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. Who accepts Yiğit's invitation? Kim Yiğit'in davetini kabul ediyor diye sorulmuş. Yiğit demiş ki, how about going camping on Sunday? Pazar günü kampa gitmeye ne dersiniz? Yasin, it's a bad idea, I hate it. Kötü bir fikir, nefret ederim demiş, yani reddetmiş. Akın, I'm sorry but I can't, I must help my father. Üzgünüm ama yapamam, babama yardım etmem lazım demiş, reddetmiş. Arda, I can't join you because I have guitar course. Sana katılamam çünkü gitar kursum var demiş, yine reddetmiş. Onur, that sounds great, it's my favorite sport. Kulağa harika geliyor, bu benim en sevdiğim spor demiş, yani kabul etmiş. Bizden de kabul eden istendiği için doğru seçenek 5 şıkkıdır. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar diye sorulmuş. Eric demiş ki, would you like to play tennis this weekend? Bu hafta sonu tenis oynamak ister misin? Steve önce bir şey söylemiş, daha sonra da I don't have a racket. Yani raketim yok demiş. Bir mazeret belirtmiş. Demek ki kabul etmeyecek, olumsuz bir ifade olacak bu boşlukta. A şıkkı, that's a good idea. Bu iyi bir fikir demek. Olumlu bir ifadedir, kabul ettiğini gösterir. C şıkkı, it's my favorite, bu benim en sevdiğim denmiş, yine olumlu bir ifade. D şıkkı, let's play it, hadi oynayalım denmiş, yine kabul ettiğini belirtiyor. B şıkkı ise, I'm afraid we can't, korkarım ki yapamayız dedikten sonra benim raketim yok diyebilir. Bu olumsuz bir ifadedir, dolayısıyla uygun olan B şıkkıdır. Tabloya göre doğru olmayan yani yanlış olan ifadeyi bulacağız. Öncelikle tabloya bakalım. Tablonun sol tarafında ekipmanlar, oyuncu sayısı ve kurallar gibi bilgiler verilmiş ve bu kişilerin verdikleri bilgilere göre bu sporları bulalım öncelikle. Emily'ye baktığımızda ekipmanlar kısmına 2 raket, 1 top demiş. Oyuncu sayısı 2, kurallarda topa raketle vurmak. Demek ki Emily bize burada tenis sporunu anlatıyor. Mark, ekipmanlarda bir tane top demiş. Oyuncu sayısı 2 takım. Her takımda 11 oyuncu. Kurallar, topu ayakla tekmelemek. Bu da futbol. Peter, ekipman için bir tane top demiş. Oyuncu sayısı 2 takım ve her takımda 6 oyuncu. Kurallarda topa elinle vurmak. Bu da voleybol. Bizden yanlış olan isteniyor demiştik. Seçeneklere bakalım. A şıkkında you must hit the ball with your hands in volleyball. Voleybolda topa ellerinle vurmalısın denmiş. Peter'ın kurallar bölümüne baktığımızda voleybolda topa elle vurmak gerekiyordu. A şıkkı doğru. B şıkkı you need two rackets to play tennis. Tenis oynamak için iki tane rakete ihtiyacım var denmiş.
Tenisi Emily anlatmıştı. Ekipman bölümüne baktığımızda iki tane raket gerekli olduğunu görüyoruz. B şıkkı doğru. D şıkkı Peter's favorite sport is volleyball. Peter'ın en sevdiği spor voleybol denmiş. Bunu zaten daha önce bulmuştuk. Peter voleybolu anlatıyor demiştik. D şıkkı doğru. C şıkkı there are two players in soccer. Futbolda iki tane oyuncu var denmiş. Bize futbolu Mark anlatıyordu. Mark'ın oyuncu sayısında verdiği bilgi iki oyuncu değil, iki tane takım ve her takımda 11 oyuncu demiştik. Yani C şıkkı yanlış olan seçenek. Which one is not one of the children's favorite sports? Hangisi çocukların favori sporlarından birisi değildir diye sorulmuş. Tablodan sporları bulalım. Emily ekipman için demiş ki iki tane raket, bir tane top, oyuncu sayısı 2, kurallarda topa raketle vurmak. Emily bize burada tenisi anlatıyor. Teniste baktığımızda C şıkkında mevcut. Mark ekipman için bir tane top demiş. Oyuncu sayısı 2 takım ve her takımda 11 oyuncu. Kurallara da topa ayakla vurmak demiş. Yani bu da futbol. Bu da A şıkkında var. Peter ekipman için bir top, oyuncu sayısı için 2 takım ve her takımda 6 oyuncu. Kurallara da topa elle vurmak demiş. O da bize voleybolu anlatıyor. Bu da B şıkkında verilmiş. D şıkkında roller skating paten var ama çocuklardan birisi pateni anlatmamış. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Which one is not correct according to the table above? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir denmiş. Yani yanlış olan isteniyor bizden. A şıkkında Gabby goes skateboarding on the weekends. Gabby hafta sonları kaykaya gider denmiş. Baktığımızda kaykay ilk resimde ve Saturday and Sunday yani cumartesi ve pazar hafta sonları gittiğini görebiliyoruz. A şıkkı doğru. C şıkkında Gabby goes trekking on Tuesday and Thursday. Gabby salı günü ve perşembe günü doğa yürüyüşüne gider denmiş. İkinci resimde doğa yürüyüşü var. Baktığımızda Tuesday yani salı, Thursday yani perşembe günleri gittiğini görebiliyoruz. C şıkkı doğru. D şıkkı Gabby does yoga on weekdays. Gabby hafta içi günleri yoga yapar denmiş. Yoga da en alttaki resimde. Baktığımızda Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday hafta içi günleri pazartesiden cumaya kadar yaptığını görebiliyoruz. Bu durumda D şıkkı da doğrudur. B şıkkı Gabby does only one activity on Tuesdays. Gabby salı günleri sadece bir aktivite yapar denmiş. Tuesday yani salı gününe baktığımızda hem trekking yaptığını hem de yoga yaptığını görüyoruz. Bu yüzden B şıkkı yanlış olandır. Which one does not complete the list? Hangisi listeyi tamamlamaz diye sorulmuş. Listenin başlığı to be fit and healthy, zinde ve sağlıklı olmak. Nelermiş bu listenin maddeleri? Do exercise, egzersiz yap. Eat fruit and vegetables, meyve ve sebze ye. Üçüncü maddenin de yine olumlu anlama sahip bir ifade olması gerek. Bizden de uygun olmayan yani olumsuz olan ifade isteniyor. B şıkkına go to sport center. Spor salonuna git denmiş. Spor salonunda egzersiz yapılır, çalışılır. Olumlu bir anlama sahiptir. Do workout, çalış, egzersiz yap demek yine olumlu bir anlama sahip. D şıkkı never eat fries, asla patates kızartması yeme. Yine bu da olumlu bir anlama sahip. Yağlı yiyecekler yeme diyor çünkü. A şıkkında drink coke, kola iç denmiş. Kola da gazlı içecek, zararlı bir içecek. Dolayısıyla bu olumsuz bir anlama sahiptir ve listeye uygun değildir. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. This is Julia. She is healthy and fit because she works out every day. She goes jogging in the mornings. She also likes roller skating. She goes roller skating in the park with her friends. She goes swimming on Saturdays, but her favorite sport is volleyball. She plays for the school team and she plays it after school on weekdays. She can play it very well. Bu Julia, o sağlıklı ve zinde çünkü her gün egzersiz yapıyor. Sabahları koşmaya çıkıyor. Ayrıca o paten kaymayı da seviyor. Arkadaşlarıyla birlikte parkta paten kaymaya gidiyor.
Cumartesi günleri yüzmeye gidiyor ama onun en sevdiği spor voleybol. Okul takımında oynuyor ve hafta içi günleri okuldan sonra voleybol oynuyor. Bu sporu çok iyi oynayabiliyor. Which question has no answer in the text? Hangi sorunun yanıtı metinde yoktur diye sorulmuş. A şıkkı What does she do in the mornings? Sabahları ne yapar? Baktığımızda sabahları koşu yaptığını görebiliyoruz. A şıkkının yanıtı var. B şıkkı When does she play volleyball? Ne zaman voleybol oynar diye sorulmuş. She plays it after school on weekdays. Hafta içi günleri okuldan sonra oynadığını biliyoruz. D şıkkı Who does she go roller skating with? Kiminle paten kaymaya gider? Parka arkadaşlarıyla birlikte paten kaymaya gittiğini biliyoruz. Yani arkadaşlarıyla birlikte. D şıkkında yanıtı var. C şıkkı Where does she go swimming? Yüzmeye nereye gider diye sorulmuş. Sadece cumartesi günü gittiğini biliyoruz yüzmeye ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu yüzden yanıtı olmayan C şıkkıdır. Which of the following is not correct according to the picture? Resme göre hangisi doğru değildir denmiş. Yanlış olan isteniyor. B şıkkı two children skip ropes. İki tane çocuk ip atlıyor denmiş. Baktığımızda evet iki tane çocuğun ip atladığını görebiliyoruz. C şıkkı four children skateboard. Dört tane çocuk kaykay biniyor denmiş. Baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane kaykay binen çocuk var. C şıkkı doğru. D şıkkı only one child plays volleyball. Sadece bir çocuk voleybol oynuyor denmiş. Bunu da yine resimde görebiliyoruz. A şıkkında three children ride their bikes. 3 tane çocuk bisiklete biniyor denmiş ama bisiklete binen sadece bir çocuk var. Bu yüzden yanlış olan A şıkkıdır. Which of the following does not complete the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Yani yanlış olan isteniyor bizden. Diyalogdaki soruyu bulmamız gerekli. Cevap da jogging yani koşu veya hafif tempolu koşu. Seçeneklere bakalım. A şıkkına which sports do you like most? En çok hangi sporları seversin diye sorulmuş. Buna cevap olarak koşu yapmak diyebiliriz. C şıkkı what is your favorite sport? En sevdiğin spor ne? Yine koşu diyebiliriz. D şıkkı which one do you like? Jogging or swimming? Hangisini seversin? Koşu yapmak mı? Yüzmek mi diye sorulduğunda yine koşu yapmak diyebiliriz. B şıkkına where do you do sport? Nerede spor yaparsın diye sorulmuş. Bizden bir yer isteniyor. Dolayısıyla bu soruya koşu yapmak diyemeyiz. Doğru seçenek B şıkkıdır. Abraham is interested in outdoor sports. He climbs mountains on weekends. Sunday is his birthday and I want to buy a present for him. Abraham açık alan sporlarına ilgi duyuyor. Hafta sonları dağlara tırmanıyor. Pazar günü onun doğum günü ve ona bir hediye almak istiyorum. Which of the following can be suitable present for Abraham? Aşağıdakilerden hangisi Abraham için uygun bir hediye olabilir diye sorulmuş. Bu kişi dağlara tırmanan açık alan sporlarını seven birisi. Dolayısıyla ona paten almayız, kaykay almayız, bisiklet almayız. Tırmanış yaptığı için bir kask daha uygundur. Doğru seçenek C şıkkıdır. According to the conversation above, who does not talk about a team sport? Yukarıda konuşmaya göre kim bir takım sporu hakkında konuşmuyor diye sorulmuş. Bob demiş ki, I like doing sports. I sometimes play football with my friends. It's really enjoyable. Spor yapmayı severim. Bazen arkadaşlarımla futbol oynarım. Gerçekten eğlenceli. Futbol burada bir takım sporu. Tim demiş ki, I'm good at playing basketball because I'm tall and slim. Basketbol oynamakta iyiyim çünkü uzun ve zayıfım. Basketbol yine bir takım sporu. Ellie demiş ki, My favorite sports are basketball and table tennis. I can play basketball well. En sevdiğim sporlar basketbol ve masa tenisi. Basketbolu iyi oynayabilirim. Basketbol zaten bir takım sporu demiştik. Masa tenisi de zaman zaman eşli oynanabiliyor. Uma demiş ki, I like many fitness and sports activities, but I love karate most. Bir sürü fitness ve spor aktivitelerini severim ama en çok da karateyi severim. Karate burada bireysel bir spor olduğu için doğru seçenek B şıkkıdır. Which sentence describes the visual best? Hangi cümle resmi en iyi şekilde tanımlar diye sorulmuş. Resimde futbol var. Dolayısıyla futbola uygun cümleyi bulmamız gerek. Birinci cümle, you need two racket suit and a ball. İki raket takımına ve bir topa ihtiyacım var denmiş. Raket dendiğine göre burada tenis anlatılıyor.
İkinci cümle, you hit the ball with your hands. Topa ellerinize vurursunuz denmiş. Büyük ihtimalle voleybol olacak. Üçüncü cümle, you need a helmet and rope. Bir kaska, bir de halata ihtiyacınız var denmiş. Halat dendiğine göre bir şekilde climbing olacaktır. Bu da tırmanış olacaktır. Dördüncü cümle, you kick the ball with your feet. Topa ayağınıza tekme vuruyorsunuz denmiş. Burada da soccer veya futbol anlatılmış. Dolayısıyla doğru seçenek dördüncü cümle olduğu için D şıkkıdır.